Herkese merhaba. Bu videoda altın, gümüş ve platinin ons değerlerini değerlendireceğim. Bu hafta, önümüzdeki hafta neler olabilir, onları değerlendireceğiz. Altın, geçen haftaki videoda bahsettiğim üzere kırılımını yapmıştı. Yani direnç sınırına kadar gelmişti. Bu hafta hafif geri çekilip bu kırılımı tam olarak netleştirdi ve yürüyüşüne devam ediyor. Buradan artık şu denemeyi yapmasını bekliyoruz. Şöyle şöyle bir şeyler yapıp şu bölgeyi test etmesini bekliyoruz. O bölgenin değeri nedir diye soracak olursak hemen onu işaretleyelim. Şöyle bir bölge, evet. Yani 1830-1850 arasındaki bölgenin satış için ideal bir bölge olduğunu düşünüyorum. Bu hafta altın eğer 1830-1850 seviyesine gelirse burada kar almanın çok doğru olacağını düşünüyorum long taraftakiler için. Buradan çünkü bir aşağıya, yani burayı deneyip bir aşağıya gelme ihtimali yüksek. Tabii burayı kırarsa, hani sonraki haftalarda konuşacağız bunu. Bu videoları her hafta yayınlıyorum ben. Dolayısıyla gelişmelerden kopmamak için abone olmayı unutmayın. Daha sonraki haftaların konusu, ama şimdi de şöyle diyeyim. Hani buraya geldi diyelim ki kırdı ve yukarıya gidişine devam ediyor. O zaman tekrar burada almamız gerekecek. Yani biz şimdi 1830-1850 bölgesinden satacağız. Şurada çünkü çok riskli bir bölge var. Bir mayın tarlası var. O mayın tarlasının geçip geçmeyeceğini bilemiyoruz şu anda. Bilemediğimiz için burada kar almak en doğru yöntem olacaktır. Tabii şimdi bu yükseliş başlayınca medyada birçok haberler göreceksiniz. Bu böyle yükseldikçe işte altın gerçek olması gereken değer 2300 dolar, 2500 dolar, 3000'e koşuyor, 5000 olacak gibi haberlerle küçük yatırımcının bu bölgeden satmasını engelleyecekler. Dolayısıyla hani küçük yatırımcı burada tutmaya devam edecek. Ama büyük fonlar zaten bu haberlerin manipülasyon amaçlı olduğunu bildikleri için ve kendileri ürettikleri için bu haberleri, büyük fonlar burada satışa geçecek büyük ihtimalle. Dolayısıyla küçük yatırımcının da burada 1830-1850 aralığında kar almasının çok doğru bir hareket olacağını düşünüyorum bu hafta için. Yani bu hafta long pozisyon taşıyanlar için güzel bir hafta olacak gibi görünüyor önümüzdeki hafta. Dolayısıyla geçen hafta belirlediğimiz stop seviyelerini tekrar bir gözden geçirirsek şöyle bir bakalım. Long pozisyon taşıyanlar için şimdi şunu bir alayım. Geçen hafta sanırım buraya taşımıştık. Şöyle taşımıştık 1724 seviyesine. Evet, yine hemen hemen aynı. Yani 1727 stop seviyesini koruyarak yükseliş trendi izlenebilir. 1730'un altında günlük kapanış yapar ise o zaman long pozisyonları kapatmak lazım. Şu anda öyle bir emare yok zaten. Bunu yukarıya çıkartarak izlenmeli ve hedef 1830-1850 olmalı şu anda. Short pozisyon, short denemesi yapmak isteyenler için bu aralardan, bu bölgeden kesinlikle short tavsiyesi vermiyorum. Yani buralarda short denenmemeli artık. Short denemek isteyenler içinse hani şöyle 1850 girişli, şöyle 1800 56 girişli, işte ondan sonra 1877 stoplu, stop seviyesi 1877 olan, giriş seviyesi 1856 olan bir short emri verilebilir. Hani bu bölgede şu anda 1700, yani 1850'ye kadar short denememek lazım. 1850'ye kadar short denemenin acı sonuçları olacaktır diye düşünüyorum altında. Geçelim gümüşe. Gümüş kritik bir yerde kapattı. Hani short pozisyonda olanlar için stop seviyemiz 26-27 idi. Henüz buraya gelmedi ve henüz şu burayı da aşmadı. Ama altındaki pozitif havanın gümüşe de sirayet edeceğini düşünüyorum tabii ki. Dolayısıyla bu arada şu anda henüz short denememek lazım. Hani altındaki güçlü yükseliş nedeniyle, o 1850 denemesi nedeniyle diğer metallerin de uyum sağlayacağını varsayıyorum. Yani burada da şu hareket olabilir. Dolayısıyla şöyle bir 27,5'a kadar yaklaşık olarak gümüş de bu harekete eşlik edebilir, altının hareketine. Dolayısıyla gümüşte de şey beklemiyorum.
Hani short tarafta olmamayı tavsiye ediyorum ama belki böyle bir hani 28'lerden bir short limit emri denenebilir. Long tarafta olanlar için stop seviyesi 24.47 olarak belirlemişiz geçen hafta. 24.73 olarak belirlemişiz. Ya bu stopu biraz yukarıya kaldırmak lazım artık. 25.32 olarak belirleyebiliriz long taraftakilerin stop için fiyat hareketini. Eğer bu seviyenin altında kapatırsa, yani 25.32'nin altında kapatır ise o zaman stop olmak lazım long taraftakiler için. Short taraf zaten hani bizim geçen hafta belirlediğimiz stop seviyesine çok yaklaştı. Hani burada altındaki pozitif hava nedeniyle buranın kırılma ihtimalini bu hafta yüksek görüyorum. Ondan sonra olacakları ondan sonraki haftalarda zaten görüşeceğiz. Her hafta dediğim gibi bu videoları güncelliyorum. Güncel haberler, gelişmelerden haberdar olmak için mutlaka abone olun diyorum kanala ve platine geçiyorum. Platin de çok ilginç bir yerde, tam direnç noktasında kapattı bakın. Platin de aslında kırmadı. Yani henüz kırılım gelmedi. Yine altındaki pozitif hava nedeniyle burada da bu kırılımın gelip şuraya gideceğini varsayıyoruz. Yani altında çünkü gerçek bir yükseliş emaresi var. Artık o yola çıktı, 1850'ye kadar gidecektir varsayımı. Çok güçlü, ihtimali çok güçlü. Yani %70 ihtimalle artık o 1850'ye gidecek. Dolayısıyla o gidecek iken platinin de buna eşlik etmesini bekleriz. Şöyle geçen hafta long taraftakiler için belirlediğimiz, zaten geçen hafta şu hareketi yaptı ve hareketini yaptı. Hani değişen hiçbir şey yok esasında kapattığı yerde platinin bu hafta. Geri döndü, geçen haftaki yerine geri döndü bir V yapıp. Dolayısıyla long taraftakiler için yine 1151, hani stopumuzu geçen hafta belirlediğim stopa ulaşmadı. Onun altında bir kapanış yapmadı. Aynı stopu koruyarak long taraftakiler yukarı harekete eşlik edebilirler. Short denenmemeli yine. Hani short denemek isteyenler şu bölgeden belki 1270-1280 bölgesinden belki bir limit emri verebilirler ama o bölgeye kadar, yani 1270-1280 bölgesine kadar ben bir boşluk görüyorum. Dolayısıyla burada short denenmemeli bu arada. 1205-1270 arasında short denenmemeli. Yani 1270-1280'e short koyduktan sonra yaklaşık 1290 gibi bir stop koyularak da belki short denenebilir. Bu hafta metallerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki hafta zaten diğer gelişmeleri değerlendireceğiz. Herkese iyi haftalar diliyorum.